Selamlar dostlarım, ders 9'a hepiniz hoş geldiniz. Bu ders 9 ve ders 10 kısa sürecek. Hemen hızlı bir şekilde bitirelim. Arkadaşlar, dişlerimiz bizim loblardan oluşuyor. Loblardan diş gelişimi derslerimizin ismi. Loblardan diş gelişimi. Loblardan. Diş kronları loblardan veya primer büyüme merkezlerinden gelişir. Şeklimiz gelsin. Görüyoruz şu an şeklimizde. Çoğu dişte 3 ila 5 lobdan oluşuyor. Ve bir kuralımız var arkadaşlar. Kural. Ön dişlerde fasiyel yüzümüz 3 lobdan oluşuyor. Ve her bir lingual tüberkül ise 1 lob oluyor. Lingual tüberkül singulum oluyor ön dişlerde. Ve bir santral dişimizin bir singulumu var. 3 fasiyel tüberkülü var. Toplam 4. Atıyorum ki premolar. Premolarda ise 2 tüberkül linguali var. Fasiyel yüzde 3 lobtu. 3 artı 2 5. Fakat bir lingual tüberkül olsaydı 3 artı 1 4 olacaktı. Her zaman 3, 3, 3 diye giderken her lingual tüberkül için bir lob veriyoruz. Bu kuraldır arkadaşlar. Ve molarlarda da şöyle bir kuralımız var. Her tüberkül bir lob artı 1. Her tüberkül bir lob. 4 tüberküllü molarımız 4 lobdan, 5 tüberküllü 5 lobdan oluşuyor. Zaten şu an şekil gelecek karşınıza. Bu şekilde ezberleyin arkadaşlar. Sorulara geçip bitirelim bu dersi de. Birinci soru. 2 tüberküllü, 1 bukkal tüberkül ve 1 lingual tüberkül, 1 premolar kaç tane gelişimsel lobdan oluşur? A1, B2, C3, D4, E5. İkinci soru. 3 tüberküllü, 2 bukkal tüberkül ve 1 lingual tüberkül, 1 üst molar kaç tane gelişimsel lobdan oluşur? A1, B2, C3, D4, E5. Üçüncü soru. 1 bukkal ve 2 lingual tüberkülü olan 3 tüberküllü bir premolar kaç tane gelişimsel lobdan oluşur? A1, B2, C3, D4, E5. Dördüncü soru. Alt lateral diş kaç tane gelişimsel lobdan oluşur? A1, B2, C3, D4, E5. Beşinci soru. Farklı loblar tarafından gelişen diş bölümleri ne ile ayrılır? A. Suplementer oluklar, B. Mamellonlar, C. Tüberkül sırtları, D. Transfer sırtlar, E. Gelişimsel oluklar. Diş anatomisi ve morfolojisi dersi 9. dersin sonuna geldik. Bir sonraki derste, yani son derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.